Fonksiyonları tahmin etmek için polinomları kullanmak hakkında çokça konuştuk. Bu videoda size bunun nasıl işlediğini göstereceğim. Ekranda bir grafik var ve ben Wolfram Alpha kullanıyorum. Son derece faydalı bir web sitesi. Matematik konusunda size çok yardımcı oluyor. Size de tavsiye ederim. Evet WolframAlpha.com Ben bunu kopyaladım ve yapıştırdım. Bu arada bir konferansta Steven Wolfram'la da tanışmıştım ve bana videolarımda Wolfram Alpha'yı kullanabileceğimi söyledi harika değil mi? Ben de hemen kullanmaya başladım. Bu son derece faydalı. Bunların hemen hemen hepsini kendiniz hesaplayabilir ya da grafik çizen bir hesap makinesi kullanabilirsiniz ama Wolfram Alpha'nın çok daha hızlı olduğunu göreceksiniz. Evet. Sinüs X'i McLaren ya da Tyler serisi açılımı olarak düşünebilirsiniz. X eşittir sıfırda aldığı değeri tahmin etmek için daha fazla terim kullanabilirsiniz. Ne kadar çok terim eklersek sinüs eğrisine o kadar yakın bir şey elde ediyoruz. Turuncuyla çizilmiş eğri zaten sinüs eğrisi. E, gözünüze tanıdık geldiğini de düşünüyorum. Bundan önceki videolarda sinüs x'in Maclaurin açılımının ne olduğunu görmüştük. Aynı şeyi bizim için Wolfram da yapıyor. Faktoryelleri hesaplıyor mesela 3 faktöriyel 6'ya, 5 faktöriyel de 120'ye eşit. İşin ilginç yanı bu yaklaşımlardan istediklerinizi seçip grafik üzerinde gösterebiliyorsunuz. Yaklaşımın tek bir terimini istiyorsanız demek istediğim polinomumuz x'e eşit olsaydı evet grafikte ne görürdük burada gördüğünüz noktaların sayısı bize kaç tane terim kullandığımızı gösteriyor bu px eşittir x fonksiyonu. Oldukça uzak bir yaklaşım ama sinüs x için çok da kötü bir iş çıkarmıyor. Sinüs x eğrisine bu kısımda oldukça yakın ama sonra uzaklaşıyor. Peki bir terim daha ekleyelim. x eksi x üzeri 3 bölü 6. Şu anda açılımda iki terim var. Bunun üçüncü dereceden terim olduğunu söylemek de mümkün. Zaten noktaları da bu şekilde numaralandırıyorlar. Kısacası elimizdeki terim sayısını değil terimlerin derecesini kullanıyorlar, anlaştık mı? Burada bir tane nokta olmasının sebebi bu terimin birinci dereceli bir terim olması. İki tane terim olduğunda, bu arada sinüs x'in açılımını yapıyoruz ve bu açılımda ikinci dereceli bir terim yok. Elimizdeki üçüncü dereceli bir polinom yaklaşımı. Üçüncü dereceli yaklaşımı için üç tane nokta bulmamız lazım, işte burada. Birinci terimle bu doğruyu elde ettik, buna x üzeri 3 bölü 6'yı eklediğimizde ya da çıkardığımızda demek daha doğru olur. Buna benzeyen bir eğri elde ediyoruz. Sinüs x'e daha erken yaklaşmaya başladığına ve yakın kaldığı aralığında daha uzun olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci terimi ekleyerek daha iyi bir yaklaşım elde ettiğimizi görüyorsunuz siz de değil mi? Özellikle de buradaki küçük değerler için oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Hadi bir terim daha ekleyelim. 5. dereceden bir polinom elde ettik. x eksi x üzeri 3 bölü 6 artı x üzeri 5 bölü 120. Burada 5 tane nokta bulmamız lazım. Evet 1, 2, 3, 4, 5. Eğriye pembeden çok daha erken yaklaştığını ve daha uzun bir aralık boyunca yakın kaldığını fark ediyorsunuz öyle değil mi? Burada da yakın, burada da evet ve sonra da bu şekilde yukarıya doğru kıvrılıyor. Sinüs x'e çok daha uzun bir süre boyunca yakın kaldı. Hadi devam edelim. 4 tane terim olursa 7. dereceden bir polinom elde etmiş olacağımız için burada 7 noktalı olan eğriyi bulmamız lazım. Bakın böyle geliyor. Sinüs x'e ilk 3 terimden çok daha erken bir noktada yaklaşıyor. Daha uzun bir aralık boyunca da yakın kalıyor. Son olarak bir de x üzeri 9'lu terimi de dahil ettiğimizdeki yaklaşım evet bu çok çok daha iyi. Burada yaklaşıyor ve sinüs x'e çok daha uzun bir aralıkta yakın kalıyor. Bu olanlar aslında son derece mantıklı. Neden diyecek olursanız açılıma eklediğimiz her bir terimin x'li ifadesinin hem kuvveti çok daha büyük hem de kesrin paydasında da çok daha büyük bir sayı var. Küçük x değerleri için yani orijine yakın olduğumuzda payda paya üstün gelir öyle değil mi? Özellikle de birden küçük değerler için. Çünkü mutlak değeri birden küçük bir sayının herhangi bir kuvvetini aldığınızda sayıyı daha da küçültmüş olursunuz. Evet orijine yakın değerler için bu terimlerin çok da bir önemi yok. Ve bu sayede bu terimlerin kesinliğinden de bir şey kaybetmemiş oluyoruz. Bu terimler işin içine girdiğinde ise pay, paydaya üstünlük sağlayabilecek kıvama gelmiş oluyor. Başka bir deyişle örneğin bu son terimin buralarda bir yerlerde devreye girdiğini, evet bunu söylemeye çalışıyorum. Bu aralıkta x üzeri 9, 362.880'e üstün gelebiliyor. Aynı durum negatif taraf için de geçerli. Umarım anlatabilmişimdir. Burada sadece 1 2 3 4 5 tane terim var ama sonsuz sayıda terim olduğunda neler olabileceğini hayal edebiliyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Sinüs x eğrisini sonsuza kadar kucaklayan bir yaklaşım elde ederiz. Evet, evet. Umarım anlatabilmişimdir. İsterseniz eğlenmek için bile olsa Wolfram Alpha'da 0 için Taylor açılımı ve sinüs x kosinüs x e üzeri x'i deneyebilirsiniz. İstediğiniz fonksiyonları kullanabilir ve terim ekleyip çıkarak yaklaşımın nasıl değiştiğini görebilirsiniz.